Evet, merhabalar, hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Welcome to Turkey. Kırmızılar içerisindeyiz. Öncelikle imajı soralım. İmaj Selim Akar'a ait. Aslında bizim projemizin bütün ana fikri, her şeyi Selim Akar'a ait. Onunla çalışıyoruz. Ve memnunuz tabii ki. Nasıl Türkiye'ye geldiniz? Türkiye'ye nasıl geldik derken uçarak dermiş. Londra'da yaşıyorsunuz galiba, değil mi? Londra'da yaşıyorum ama Türkçe müzik yaptığım için tabii ki buraya sık sık gelip gidiyorum. İşlerim ve zamanım el verdiği ölçüde. Orada mı yaşadınız yani hayatınız boyunca? No, oraya 2001 sonlarına doğru gittim. Ama tabii ki ülkemi çok sevdiğim için çok sık gelip gidiyordum. Hala orada devam eden işlerim var. Burada da işte müzikle varım. Şayet orada yaşamış olsaydınız, Türkçeniz çok akıcı ve güzel, o yüzden söyledim. Evet, orada yaşıyorum ben senelerdir, 17-18. Seneye geldi. Zaten İngiliz vatandaşıyım aynı zamanda. Fakat Türkçemi kaybetmedim tabii ki. Günün sonunda asıl olarak Türk'üz, değil mi? Peki Sezen Aksu şarkısı, projeden bahsedelim. Sezen Aksu zaten benim çocukluğumdan beri hayran olduğum, çok değer verdiğim, çok çok sevdiğim bir sanatçı. Yani imkanlar el verdiği sürece birçok konserine de gittim zaten. İdollerimden biri diyebilirim, yani yabancı idoller ve Türkiye'de Sezen Aksu. Şarkıyı çok seviyordum, Susma şarkısını. Bütün arkadaşlarım da çok iyi yorumladığımı söylüyorlardı. Öyle bir şarkıyı yapmak istedim. Aslında pek de bilmiyordum yani, sevgili Aşkın Nur Yengi çok güzel okumuştu zaten. Ondan sonra hiç kimsenin okumadığını duymuştum ama galiba bir arkadaşımız daha okumuş. İşte ben de okudum. Umarım beğenirsiniz. Bir araya gelme imkanınız oldu mu? Kendisiyle tanıştınız mı? Sezen Aksu'yla mı? Hayır, henüz olmadı. Aykut'a hep söylüyorum, beni Sezen'le tanıştır. Ne olur ne olur. İnşallah olacak. Bekliyoruz. Partnerinize hemen dönmek istiyorum ve üzerinde gördüğüm gömlekte Sezen Aksu resmi var. Kendisini nasıl buluyorsunuz? Partnerimden mi bahsediyoruz? Kendisi çok iyi bir dansçı zaten. İnsan olarak da, kişi olarak da son derece samimi. İyi çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok şimdilik. Şu ona soralım. Türkiye'ye daha önce de gelmişti. Bu kaçıncı gelişi? How many times you came to Turkey? It's my third time now. I came three times. Üçüncü kez gelişiymiş. Nasıl buldu Türkiye'yi? Nereleri gezdi? Daha önce nerelere gitmişti? Sultanahmet'e gittiğini biliyordum. Tekrar gidecek mi? Başka yerlere de gideceği yerler var mı? He asked so many questions. First of all, he said how you find the Turkey? How you find the Istanbul? Do you like it? Yeah, I love Istanbul. I came, it's my third time, and if I can come more time, I will always come. I really love the city. Şehri çok sevdiğini söylüyor. Üçüncü gelişiymiş ama ne zaman olsa gelirim diyor yani. Daha önceki geldiği dönemlerde Türkiye'de aklında en kalıcı olan şeyler nelerdi? What is in your memory you never forget about in Istanbul? When I visit, my memory is the mosque, the Bosphorus, all this is like amazing. It's amazing. Everything, the construction, everything is amazing. It's a lot of story. Okay. He said birçok hikayeler yaşanmış bir şehir demek istiyor. Birçok yere de gitmiş, camiye gitmiş, bizim bazen ben de Türkçeyi hatırlayamıyorum, boğazımızı gezmiş falan, her yeri çok beğenmiş. Yani öyle hiçbir yerde unutmadığını söylüyor. Peki şu anki ilişkisi ne durumda, onu soralım önce. Birlikteliği var mı şu an? Birlikteliği var. You have any girlfriend, you say? Yes, I do. She's not too far. Varmış girlfriend'i. Bir dünya starıyla birlikte oldu. Bir nişanlılık ve sonrasında da ayrılık oldu. Nasıl bir ayrılık oldu? He said you beat once, you know, you beat together one of the all the world star, you know, talking about Madonna. So sorry, what's the question? Nasıl bir ayrılık oldu? How you split up, you know, how you can separate it? Because this is life. We split, but we're still friends. So it's just because we stay for 4 years together. So 4 years is a long time. 4 yıl beraber olmuşlar. Ondan sonra zamanla ayrılmışlar ama hala iyi arkadaşlarmış. Peki hani çok yakından tanıyan birisi olarak Madonna'yı bize tanımlamak istese nasıl tanımlar? If you want to say about her,
What do you, how you can describe her? What you can say about her? I know you're, you know, you're, you were be together and your girlfriend. This is different, but you know, how you can describe her? How you can describe her? She's amazing and she's a hard working girl. She works like every day, like hardcore. So that's, she was my inspiration about work, you know, because when I was with her, I saw her every day. And she worked like a monster. So I really? Like it. Yeah. Canavar gibi çalışır diyor. Çok çalışkan bir insandır diyor. Harika bir insandır diyor ve ona çok şey vermiş. Yani hayran olmuş yani onun kişiliğine, çalışkanlığına. Fazla konuşmak istemiyor herhalde ama son bir soru daha sormak istiyorum. Madonna'da en çok sevdiği özellik neydi? Ve Madonna ile ilgili böyle hoşlanmadığı özellikleri var mıydı Madonna'nın? This is private. He said, what is the more you like about Madonna or you don't like? I like everything. Her like şeyini everything. Seviyormuş. Çünkü 4 sene birlikte olmuşlar. 4 sene uzun bir zaman diyor. Yani biraz önce bahsetti. Ve de çok güzel anıyor. Hala da çok iyi arkadaşlarmış. O zaman... Biz de klip çekilsin, klipten sonra tekrar bir araya gelelim diyoruz. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum.